Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak Mali ile birlikte 29. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Nasılsın Mali? İyiyim Barış. İdare ediyoruz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu hafta sesin daha iyi. Bir internet Tabii. sorunlarını falan çözdüğünü umuyorum. Aynen. İnternet sorunumuzu çözdük. Evdeyiz. Artık sokaklarda değiliz. İstanbul'da da bir kar fırtınası geliyor herhalde. Sokağa çıkmaman senin için daha isabetli olur. Ya işte sürekli biliyorsun söylentiler var. Son 50 yılın en büyük karı. Son 100 yılın en büyük karı. Son dönemin en büyük karı falan. Ama hep hikaye oluyor. Bakalım bu sefer ne olacak? Yine öyle bir bekleyiş var. Biz küçükken de şey derlerdi, işte güneş tutulması 250 yılda bir olan. Nasıl bir 6 ay geçerdi ay tutulması. Yok işte güneş tutulmasının şöylesi bir 350 yılda bir olan falan derlerdi. Yılda bir izlerdik herhalde, artık kesildi onlar, son yıllarda pek izlemiyoruz. Onun gibi yani biraz. Aynen, buna benziyor. Aybar fırtınası. Aybar kars mı de var? Artık Bakalım. İsim mi koymaya başladık biz de? Öyleymiş, Aybar dediler. Bence güzel, güzel olmuş. Amerika'ya çok özeniyordum ben. Sürekli böyle güzel güzel isimler koyuyorlardı. Çok havalıydı. Bize de yakışır artık, yollar falan kapanıyor. Onu bir isimle anmak güzel olur. Neyse, goy goyu bir kenara bırakalım istersen. Biraz futbolun güzelliklerinden bahsedelim. Hangi Kaleciyle güzellik? Başlayalım. Son dönemde çok güzellik yok ama biz yine başlayalım bak. Başla. Sen başla istersen. Bu arada Başla. yine benim kadromu görüyor YouTube'dan izleyenler. Onu da belirteyim. Benim kadrom olsaydı da kaleci değişmeyecek. Muriç. Adana Demirspor 2 haftadır bizi yanıltıyor. Hatta son maç biz biliyorsun burada çok övdük. Favori dedik. Hani Malatya Spor'un herhangi bir şansı olmadığından bahsettik ama Malatya Spor Cihat Aslan'a da sallamıştı. Cihat Aslan'la beraber ilk maçını kazandı. Hem de Adana Demirspor'a karşı. Ligin iyi ekiplerinden birine karşı. Bizi şaşırttı. Ama biz yine Adana Demirspor'dan devam etmişiz. Sen de Muriç'i almış. Sivas'la oynuyor onlar. Sivas'ın da ne kadar formsuz olduğundan bahsettik. Dalgalı performans olduğundan bahsetmiştik. Adana Demirspor için iyi bir fırsat. Bir de hani bu fırtınalar, karlar falan diyoruz. Ülkenin dört bir yanında olacak. Hani Adana'da nispeten bu kardan nasibini almayacak yerlerden biri. O yüzden daha uygun bir zeminde daha iyi bir maç olması. Muzlu süt kıvamında bir maç olur diyorsun. Adana'nın meşhur muzlu sütü kıvamında bir maç olur yani. İnşallah güzel bir maç olsun. Dileklerimiz de bu sebepten Muriç'i tercih ettim. Yedek isimde yine hava şartlarını göz önünde bulundurdum ben. Altay'dan Lis Malatya'ya karşı oynalar. Dediğimiz gibi Malatya Adana'yı yendi ama bu hafta nedense Altay'ı yenemeyeceğini, puan alamayacağını düşünüyorum. Bu sebeptendir ki yedek tercihimde Liz oldu. O da ligin bence iyi kalecilerinden, kalbur üstü bir kaleci. Çok fazla ön plana çıkmasa da kalecilik yeteneklerinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yedek tercih olarak da Liz'i öneriyorum bu hafta için. Evet, Muriç'i ben de aldım. Ya Sivas'ın rakibinden oyuncu almayı pek sevmiyorum. Biraz dengesiz bir takım. Ama Muriç uygun fiyatı ve Adana Demirspor şimdi son hafta kaybetti. Bu hafta kazanmak için elinden geleni yapar. Avrupa yarışında da bir adım geriye düştü çünkü. İkinci tercihim de ben bu hafta Hatay'ın kazanacağını düşünüyorum. Geçen hafta da beğendim. Fatih Karagümrük karşısında ligin en zayıf takımlarından biri. Fatih Karagümrük, her hafta söylüyorum bizi arada şaşırsa da. Kötü bir takım, kötü bir hocası var. Kötü kurulmuş bir kadro. Bu sene düşmesi seneye düşer. Bu sene düşmez artık da seneye düşer muhtemelen. Bu kafayla devam ederlerse. Ben Hatayspor'un Avrupa yarışı içinde bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Bol bol tercih yaptım zaten Hatay'dan. Yedek tercihim de o. Sana şunu soracağım demin lafı geçmişken. Düşme hattı ile ilgili ne düşünüyorsun? Yani bu şekilde biter mi sence? Ya Malatya Spor'un artık kurtarma şansı zor. Yani Malatya Spor buradan gelirse sürpriz olur. Evet, Adana Demirspor yendi ama artık bence gittiler. Bence de gitti. Rize Spor da çok zor yani. Bir fırsat, bir şansları vardı ama olmadı. Kaybettiler. 23 puandalar. Artık Giresun'da kazanınca biraz arayı açtı yani. Göztepe bile artık 5 puan geriye düştü. Ya oradaki sıkıntı bence zaten Kasımpaşa ile Giresun'un iyi durumda olması. Yani onlar böyle biraz sallanıyor olsalar aşağıdakiler ümitlenir de. Ya şimdi bu hafta ben Giresun'un da Kasımpaşa'nın da kazanacağını düşünüyorum mesela. Hani Göztepe ile Altay kazansa bile bir işe yaramayacak o açıdan bak. Ya aslında Kasımpaşa Rize maçı çok kritik. Hani her maça kritik diyoruz ama yani Rize oldu bir galibiyet alırsa. Şimdi Bülent Korkmaz gelmese hiç şans vermezdim Rize'ye de. Bülent Korkmaz da biraz daha kazanabilir durumdalar. O sebepten yine Kasımpaşa Rize maçını beklemek lazım. Tam bir kez konuşmak için. Rize Giresun maçı için de şunu söyleyeyim. Yani Rize'nin yenilip Giresun'un yenmesi de. Şimdi Rize'nin isimlere baktığın zaman işte Jetson zaten ligin en iyi oyuncularından biri. Onun dışında da hep ismini bildiğimiz işte performans ligde zamanında vermiş oyuncular var. Giresun'da alt ligdeki kadrosunu biraz makyajlayıp oynuyor. Ama işte teknik direktörlük, yöneticilik bu iki takım arasındaki fark da ortaya çıkıyor. Giresunspor gitti Rize'yi yendi. Ligde de şu an daha iyi durumda.
Ve bütçe olarak da muhtemelen yarısı, belki üçte biri bir bütçesi vardır Giresunspor'un. Rizespor sadece devre arasında bile Jetson'ın kiralanması için çıkarıp 1,5-2 milyon euro verdiği söyleniyor. E buradan bunu göz önünde bulundurduğun zaman yani Giresun'un kalıp Rize'nin düşmesi de ülke futbolu için daha iyi bence. Neyse ben de kaleciyi tamamladım, çok uzatmayayım. Yeri gelince tamam konuşuruz. Tamam kardeşim, bırakın Rize düşmanlığını ya. Mert Çikol'e zaten yeteri kadar yapmıştınız bunu. Bırakın artık Rize'nin peşine. Düşüyor adamlar. Yani sen bir Beşiktaşlı olarak Jetson transferinde yardımcı oldukları için bir sempati besliyor olabilirsin. Onun için tartışmayalım. Sen savunmadan devam et. Devam edelim. Ben Rize Spor'u savunarak devam edeyim. Oradan savunmaya geç. Hatay Spor'u sen söyledin zaten. Geçen hafta beraberlik aldılar. Kötü değillerdi. Antep deplasmanı zor bir deplasman. Oradan alınan 2-2 sonuç bence de iyi. O yüzden Samuel Adekugbe ilk tercihim. Beğendiğim bir oyun. Kanada milli takımları da zaman zaman Larin ve Atiba'yı izlemek için izliyorum. Kanada maçlarını neden izliyorsun deme. Ara sıra takip ediyorum. Kanada o milli sebepten. Takımı iyi bu arada. Kanada'da hareketlilik var. Dünya Kupası'na gidecek zaten muhtemelen. Bir de şey, oyuncular da böyle izlemeye değer genç oyuncular var. Amerika ile Kanada'da ciddi bir yükseliş var şu an. Aynen öyle yani. Zaten son izlediğim maçta Kanada Amerika'ydı. Adekugbe'yi de tercih et. Kanada milli takımında da oynadığı için. Ya bir Adekugbe yandan da orada şey takip zaten. ediyorum. Alphonso Davies önde oynuyor. Adekugbe arkada oynuyor. Davies tabii son maçlarda olmadığı için. Evet. Malum sebeplerden ötürü. Artık orada tek başına. İlk tercihimiz Adekugbe. İkinci ismim Ahmet Can. O da Trabzonspor'da yükselen bir formu var. Son maçta da Fenerbahçe karşısında iyi oynadı. Bir de orada şimdi Trabzon'un bu yeni sol beki ismi bir an aklıma gelmedi. Puhaç. Ligin en iyi sol beki galiba bence. oynamayacak. Sevk edilmiş herhalde Profesyonel Futbol Disiplin Evet. Kurulu'na. Bazı durumlardan ötürü. Mert Hakan'da da benzer bir şey var. Oynamayacağı için mecburen Ahmet Can yine oynar. Şimdi Dansville'i en kötü sol tarafa çekip zaten Vitor Hugo da sezonu kapattı. Elde çok fazla alternatif olmadığı için Ahmet Can'ı sahada görme ihtimalimiz yüksek. İyi de oynamıştı. İkinci tercihim benim Ahmet Can. Üçüncü isim Cebrail olacak. Sen geçen hafta tercih etmiştin Cebrail'i. Bu hafta ben alacağım. Altay'da savunma tarafında bir eksiklik de var. Zaman zaman kanat tarafında oynayan nadiri olmayacak. Kart cezalı. Bu sebepten Cebrail'in de orada oynama ihtimali yüksek gözüküyor. Üçüncü isim ben Cebrail tercih edeceğim. Malatya'yı dediğim gibi çok fazla şans vermiyorum. Yani bir galibiyet aldılar ama orada duracaklar gibi. Yedek isim de geçen hafta cezalı olduğu için tercih edemediğimiz Kamil Ahmet. O da biliyorsun Hatay'ın ve ligin jokeri. Adekugbe'nin yanına ben Kamil Ahmet riskini aldım. Yedek tercihimi de Hatay'dan yana kullandım. Ben de senin gibi Hatayspor'a şansı çok verdim. Karagümrük karşısında galibiyete yakın olduklarını düşünüyorum. Ve muhtemelen de kazanırlar. Haftanın ilk maçı cumartesi bunu 1.30'da diyecektim ben güzel de. bir maç olur. Hatay'dan orta saha almadım ben. Birazcık ya Lobien ise biraz sakar oynuyor bu ara. Skor yapamıyor. Ondan dolayı şüpheliyim. Ama yani bir kadroyu görüp tercih yapacağım ben de. Yani değişiklik yapabilirim Hatay kadrosunu görünce. Orta sahadan bir tercih yapabilirim mesela. Ama bekleyeceğim onun Olabilir. için. Ben sabahı yaptım. Yani orada bir tercihim oldu benim. Söyleyeceklerim bu kadar. Ahmet Can, Cebrail, Adekugbe ve Kamil Ahmet. 3 artı 1 defans tercihlerim bu şekilde. Ben de sayayım. Ben Samet Akaydın'ı aldım. O da artık sabit oyuncularımdan biri oldu Adana Demirspor'da. Oynuyor düzenli olarak. Önde gördüğümü söylemiştim Adana Demirspor'u. Gol yemeden kazanırlarsa da Samet katkı sağlar. Adekugbe'yi ben de aldım. Faydalı, çok uygun maliyeti. Hem faydalı. Skora da nispeten yakın bindirmeleriyle. Leo Duarte'yi aldım. Ben Başakşehir'in bu hafta kazanacağını düşünüyorum. Geçen haftaki Beşiktaş maçında başına gelenlerden sonra. Başakşehir'den ben tercih yapmadım. Çünkü hava şartları malum. Hani Başakşehir biliyorsun biraz İstanbul'un ters tarafında kalıyor. Daha yağışa açık bölgeler. O yüzden ben Başakşehir'den herhangi bir tercih yapmadım. Ben Duarte'yi aldım. Bu arada hava durumunun öyle olması biraz savunma oyuncularının da işine gelir. Gol sayısı azalır muhtemelen. Yani karda buzda gol sayısı Maç azalır yine. ertelenme ihtimali de var ama. Evet o da var. Ya ertelenmez herhalde ya. Hafta sonu pazar. Ya zaten cuma gününe biraz ondan maç koymamışlar galiba. Cumartesi yani pazara falan düzelir herhalde muhtemelen. Bir gün erteleyip falan oynatırlar. Allah 4-5 günlük bir yağış beklendiği söyleniyor. Ne kadar olur bilmiyorum ama bakalım. Neyse. gelen bilgiler o yönde. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Aralarda birer tane var onlardan. Duarte'yi aldım. Yedek tercihim de ben Fenerbahçe'nin oynadığı oyunu hiç beğenmiyorum. 10 kişi Trabzon'a karşı nispeten daha iyiydi. Ama genel olarak Tamam. Bunu Fenerbahçe'yi söylediysen beğenmiyorum. Fenerbahçe'den banko tercihler yapabiliriz. Mutlaka kazanacaktır bu hafta. O Fenerbahçe yüzden ben kazanacağını mı 1-2 isim düşünüyorsun alabilirim. Fenerbahçe'nin bu hafta? Sen bu yorumu yaptıysan Ben %90 olabilir. Yani sen kim Alanyaspor'u için çok beğeniyorum. konuşuyorsan tam tersi oluyor. O yüzden dinleyenlere de söyleyelim. Fenerbahçe'den
önünüze geleni alabilir. Ben Alanyaspor'u avantajlı görüyorum. Uygun maliyetiyle Tayfur Bingöl'ü de aldım. Fenerbahçe yani 10 kişi Trabzon'a karşı bir direnci vardı ama Alanyaspor gerçekten iyi bir takım. Fenerbahçe yani, 10 kişi olarak çok daha üstün oynadı yani, direnci var derken. Ya, çok yani bilmiyorum, ben Alanyaspor'u önde görüyorum o maçta. Karakterli bir oyun sergiledi. Yani çok senin gibi düşünmüyordum zaten, Alanyaspor'dan tercih yaptım ama senin bu yorumundan sonra artık şüphelerim var. Çıkaracağım mı Alanyaları? Tercihimi çıkartabilirim herhalde. Çıkar bakalım. Tercihlerim böyle benim savunmadan. İstiyorsan orta sahaya geç. Geçelim. Alanya tercihinden başlayayım. Ben Emre Akbaba'yı alacaktım ama sen artık beni bir huylandırdın. Yani sezon başından beri kaçıncı programı? Hangi takım için böyle olumsuz bir söylemde bulunsan mutlaka bir çıkışa geçiyor, bir maç kazanıyor. Trabzonspor biliyorsun ben hiç beğenmiyorum. Çok yaşlı takım, sakatları var. Şöyle böyle derken adamlar yani 30 puan farklı falan şampiyon olacak. Karagümrük'ten benzer şekilde bastım. Karagümrük'te Volkan Demirel'le galibiyetler alıyor. Ne kadar ben bu hafta sana katılsam da senin dediğin kadar kötü gitmiyorlar. O yüzden böyle çok örnek var sayabileceğim. Emre Akbaba tercihini bir şüpheli yaklaştı. İlk isim olarak onu söyleyeyim, hemen aradan çıkartayım. İkinci ismim Vargas olacak. Geçen hafta da almıştım. Bu hafta da alıyorum. Adana Demirspor 2 haftanın ardından yine galibiyete ulaşabilir. Uygun da bir rakibi var. Bu hafta kazanırsa onların için de iyi olur. Çünkü yukarıda rakipler birbirine yakın. Konyaspor Galatasaray'ı yendi. Biraz böyle arayı açar gibi oldu ama hala diğer ekipler ona yakınlar. Çok uzak mesafe yok aralarında. İkincilik yarışı için. Yani ligin bitmesine çok hafta varken ikincilik yarışından bahsediyor. Trabzonspor gerçekten çok iyi olduğu için artık diğerlerinin ona yakınlaşma şansı uzaktan yakından kalmadı. Vargas da Adana Demirspor'un önemli ismi. Benim ikinci tercihim oldu. Sen Sabba'dan bahsettin. Dalgalı performans var. Oynuyor oynamıyor dedin. Son maç oynadı. Asist de yaptı. Bu hafta kadroda olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ve Hatayspor'un maçı ilk olduğu için görürüz kadroyu. Oynamama durumunda da değişiklik yapabileceğimizden ötürü ben Sabah'ı aldım. Trabzonspor'dan tercihlerim var. Göztepe'de biliyorsun burada El Maestro'dan bahsetti. Sürekli övülüyordu. Filozof tarzı açıklamaları vardı. Galibiyet aldı, bir de söylemleri çok övülüyordu ama hayat kovulmak için de çok kısaymış. Biliyorsun sen yazık oldu hocaya. Ben güzel top oynuyordu Göztepe ama sonuç alamıyordu. Yazık oldu. Vallahi yazıktı veya değildi. Bu kadar şişirilen hocanın sonları hep aynı oluyor. O yüzden ben şaşırmadım gidişine. Göztepe açısından bence çok iyi bir durum değil. Yani Thomas gelmiş. Thomas El Maestro'dan fazla ne verebilecek? Bir de ligin boyu iyice kısalmışken. Thomas derken bu Galatasaraylı stoper Thomas. Evet. Ya bunları nereden buluyorlar, ben anlamıyorum ya. Kimin aklına geliyor Thomas'ı falan getirmek? Vallahi ben de bilmiyorum ama Twitter'da bir yorum okumuş. İşte bir yöneticinin Anadolu takımlarından. İşte bizim takımın maçlarını izliyormuş. Türkiye'de hevesli. Bana birkaç cümle kurdu. Hoşuma gitti. Bu sebepten onu tercih ettik demiş bir hoca için ama kimden olduğunu yazmamış. Thomas için de söylemler varsa şaşırmam. Yani televizyondan maçlarını takip ettiği için. Ben de ediyorum. Efendim? Ben de ediyorum maçlarını. Göztepe'nin takip ediyorum. Ben de gelebilirdim. Olabilir işte. Bizim de Önder Karaveli var ya. Beşiktaş'ı çok seviyorum. Baba Hakkı'nın torunuyum. Şeref Stadında idman izliyorum. Taraftar çağırınca ağlıyor falan. Numaradan iki ağlama yaparım. Olabiliyor böyle şeyler. Biliyorsun görüyoruz yani. Camianın evlatları falan. Söylemler çok. O yüzden Thomas'ta niye tercih edilmiş diye çok şaşırmıyorum. Türkiye'de. Ya ben söyleyeyim, Göztepe'nin getireceği hocayı söyleyeyim ya. Tarz olarak Yılmaz Vural'ı falan getirmesi lazım şu duruma. Çünkü takım zaten düşüyor. Bir an ya ortalık... Yılmaz Vural Allah aşkına deme artık. Bırakın hayır abi, hayır, Yılmaz Vural olmak yani zorunda değil. Demek istediğim şu yani. Böyle gelip camiayı falan böyle hay huy bir şekilde bir iki maç kazandırıp takımı ligde tutarsan, şu an normal bir hoca takımı ligde tutamaz. Zaten takım düşüyor. Yani anormal bir şeyler yapmalılar takım. Sıradan bir hocayla, normal bir hocayla kalmaz yani. Onun için söylüyorum. Düşecek yani. Yani çok zor artık işleri. Thomas'ta da ne kadar dikiş tutar bilemiyorum. O yüzden rahat kazanacak bir maç. İki tercih yaptım. Abdülkadir'i aldım. Yedek olarak da Vakayeme'yi aldım. Son ismim de Trezeguet olacak. Sen Başakşehir'in galibiyete yakın olduğunu söylemiştin. Ben de kar vesaire durumlar dedim ama yine de Trezeguet'i skor katkısı sebebiyle aldım. Yani adam skora yakın bir oyuncu. Bir şekilde o noktalarda belirebiliyor. Gol vuruşunu yapıyor. Bize de almak düşüyor yani. Sosyal lig için iyi bir isim. Bildiğimiz bir isim. Çok zor bir tercih olmadı benim açımdan. Mali, beğendin mi Başakşehir'i geçen hafta Beşiktaş'a karşı? Canlı izledim. Yani Başakşehir çok ahım şahım bir top oynamadı. Beşiktaş bir şekilde golüyor. Yani yine çok sayıda gol pozisyonu var. Fenerbahçe stoper almayı unuttuğu için Sergen Yalçın takım golüyor. Hatta XG istatistiklerine baktım. Bu haftanın en çok XG üreten takımı Beşiktaş'tı. Sürdü.
Başakşehir'in de çok düşüklüğü ama dediğim gibi bunlar hiçbir şey ifade etmiyor Beşiktaş için. Beşiktaş bir şekilde atamıyor. Rakipler de bir şekilde atıyor. Yine benzer bir maç oldu. Yani kötü oynamadı. Yani Gezal'ın performansına yazık oluyor yani. Son maçlarda inanılmaz top oynuyor. Gerçekten her izlediğimde bir kere daha hayran oluyor. Ama olmuyor. Atamıyorlar. Bu sezon böyle bitecek. Kör topal artık. Avrupa Kupası'na orta sıralarda. Avrupa Kupası zor ya. Yani bu şekilde olan bir takımın Avrupa Kupası'na gitmesi zor. Çünkü maçı bitiremez Beşiktaş gol yemeden. Yani bir şekilde o golü yiyecek. Golü yiyince de çıkarması zor oluyor. Dediğim gibi zaten zor gol atıyorsun. Üstüne çok da kolay gol yiyince olmuyor. Yani iyi oynuyormuş gibi gözüküyor ama çok büyük bir defo yani. İyi takım kolay gol yiyip zor gol atmaz. O yüzden bir çelişki oluyor burada. Paradoks var. Bize gözümüze iyi gelen takım aslında kötü bir takım yani. Gerçek bu. Ben geçeyim orta sahaya. Ben bu hafta Giresunspor'a ve Kasımpaşa'ya güveniyorum. Kendileri için ligi kolaylayacak skorları alacaklarını düşünüyorum. Bir tercihim Giresunspor'dan Chiquinho. Giresunspor'dan tek tercihim o. Nispeten gole yakın. Geçen hafta da attı. Çok önemli bir galibiyet aldılar Rize'ye karşı. Bu hafta da kazanıp ligi bitirebilirler. Ben Gaziantep'i çok beğenmiyorum biliyorsun. Geçen hafta da Mami oynadı. Sonradan girdi. Son dakikalarda bayağı gol kaçırdı. Yani Mami'ye zaafım var. Çok beğendiğim bir oyuncu ama Giresunspor'u ligi bitirmesi için iyi bir maç. Haftanın da son maçı. Derbiyle aynı saatte. Ben o maçı Giresunspor'u bir adım önde gördüğüm için Chiquinho'yu aldım. Kasımpaşa'da artık psikolojik olarak bir kırılmaya girdiğini düşündüğüm Rizespor'la oynuyor. Başkan şu an biliyorsun hakemlere operasyonu çeken ekibin başı olduğu iddia ediliyor. Zaten çok ağır konuşmuştu hakemler hakkında da. Hiçbir ceza almamıştı Galatasaray maçından sonra. Hakemlere operasyon deniyordu yani. Zaten sürekli bu hakem camiasından bahsediyorduk. Çekilsin bakalım bir de böyle olsun yani. İçerideki herkes değişiyordu, hakemler değişmiyordu. Bu sefer de hakemler değişsin bak. İlginç bir durum ama yani ligin bitmesine birkaç hafta kala yani sezon başı sezon ortası falan olsa anlayabilirim tabii de. Tabii canım. Yani o niye yani, mesela saçma sapan da pazartesi günü maç yöneten hakemler salı günü bir anda oldu. Maç alamaz hale, hakemlik yapamaz hale geldiler. Bir gün önce de maç niye verildi o zaman? Ya o bir günde mi bir şey oldu? Ya da bunların bir işte şey mi bir ya da bunların şu zamana kadar yönettiği maçlarda neler oldu yani? Rezalet. Orasına lafım yok zaten ama yani ilginç bir olay. Bakalım altından neler çıkacak. Dünyada da eşi benzeri var mıdır bilmiyorum yani. Bu kadar hakemi. Bir de onun ardından Mete Kalkavan da istifa etti. Direkt kendi kendine bıraktı hakemliği. O listede yoktu. Ya Mete Kalkavan'ı bırakmasından çok memnunum da. Yani ben her bırakan hakemden memnun olabilirim. Hiçbir beğendiğim hiçbir hakem yok benim. Aynen ya. Öyle ya. O yüzden komple değişse de şey sadece Türkiye'deki saçmalıklar silsilesi yüzünden anlam veremiyoruz ama aslında ya Fırat Aydınus'a bence iyi bir şey oldu ya. Fırat Aydınus'u ben sevmem zaten. Sorunlu buluyorum psikolojik olarak. Hakemlik yapacak psikolojiye sahip değil yetenek olarak üst düzey olsa da. Fırat Aydınus'un yaşı dolmuştu. Adam emekli olacaktı. Dediler yaşı arttıralım bir sene daha yönet. Hakem yok dediler. Adam o senenin ortasında şimdi yani tabirimi mahzur görsün Fırat Aydınus da kovdular adam yani. Madem adam bırakıyordu zaten bıraksaydı sene başında niye bu devam etti? Niye bu böyle yani bir şey yaşadı? Bir de ben şuna baktım. Verilen tepkilere baktım. Hakem eskileri çok sinirlenmiş. Onların böyle sert tepki verdiğini görünce demek ki doğru bir iş yapıyor. Yani biraz da böyle verilen tepkilere baktım. Ya Deniz Çoban yani, falan zaten biliyorsun hakemliği olsun, bırakışı Deniz falan Çoban da. Olsun. Ya hakemliği yani bırakışı falan da saçma sapandı. Ya hata yaptım. Görünce sizin yüzünüze nasıl bırakacağım hocam? Bırakıyorum hakemliği. Ya sanki şey yani hakemliğe başlarken hata yapmamak üzere yemin ediyor. Zaten hata yapman normal. İyi niyetli ol. Maçı satmadığın sürece kimse sana bir şey demez. Hata yaptım, hakemliği bırakmam lazım. Sonra gazetelerde, televizyonlarda hemen işe girdiler. Hata yapmaktan ziyade artık adam kendi beceremediğini anladı yani. Bu işi ben yapamıyorum. Tamam öyle desin de yani. Bıraktım. Hata yaptım Rıza hocam. Yüzümüzü bırakacak halim yok. Şov. Türkiye'de otorite oldu yani. Böyle saçma sapan bir ortam var. O yüzden ben sana söyleyeyim en büyük otorite Fırat Aydınus olur. Fırat Aydınus çok büyük televizyon yıldızı olur. Neyse biz yine daldık bir yerlere. Ben neredeydim? Kasımpaşa Rize maçındaydım. Ben Yunus'u aldım. Son haftayı boş geçti ama o da gole yakın bir oyuncu. Yani devam edeyim yani çünkü biz hakem işine girersek çıkamayız Mali. Evet. Zaten kalanlarla devam edeceğiz. Kalan zaten zaten haftada 10 maç oynanıyor. 12 tane falan hakem kaldı. Artık seçme şeyimiz de kalmadı. Adana Demirspor'dan tercihim Yunus Akgün. Son haftalarda durgun ama patlayacak bir yerde. Uygun da bir rakiple oynuyorlar. Başkan da sallamış biliyorsun Yunus'a. Yunus saldı artık oynamıyor. Kulaklarını çektim falan. Ya başkan duymadım da ya. Başkan ilginç bir figür zaten. Hakemler arasında FETÖ'cüler var falan da diyordu. Yine hakemlere geleceğiz de. İlginç bir figür kendisi. Montella tercihinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum sadece. Onu söyleyebilirim. Trezeguet'i aldım. Şey yapacağım Barış. Önder Özen'in Hasan Şaş'a yaptığı gibi yapacağım. Sen devamlı bana aynı muameleyi yap.
Neyse falan da öyle yapacağım. Bir şey anlattın da evet. Norveç çok iyi hocam. İzlediniz mi falan diyeceğim ben de sana. Hadi devam et hadi. Trezeguet'i aldım ve kaptan yaptım. Ligin en formda oyuncularından biri, her hafta atıyor. Okaka da bu arada patladı, son hafta attı golünü sonunda. Haftalarca aldık aldık atmadı, Beşiktaş'a attı. Tabii ki de bize attı da yani Ersin de tutabilirmiş o golü, sonradan gördüm. Yani evet ama önünden vuruyor, göremiyor falan, hani mazereti var. Ve yedek tercihimde, yani yedekliği hak ettiği için değil ama yedek kaptan gibi de düşünebiliriz. Anthony Vakayeme. Fenerbahçe bence maçında da yine takımın en iyisiydi. Golünü de attı. Saçma sapan bir gol kaçırdı. Kaçırmasa maçı kazanacak. O boş kaçırdığı gol yani boş kaleye falan daha zor kaçırdı. Yorgunluk o birazcık ya. Çok yoruldu çünkü. Bütün yük üzerindeydi. Her topu attılar. Adamda da yani izlerken hayran oluyorum. Topu sağa çekeceğini biliyor karşısında. İki kişi oluyor. Adam sağa çekiyor ve alamıyorlar topu. Çok özel bir oyuncu. Bakalım yani. Bu hafta da Göztepe açık oynayan, çok gol yiyen, atan bazen kaçıran bir takım. Vakayeme atar. Bence de atma ihtimali yüksek. Göztepe'ye karşı içeride Trabzonspor'un favori olduğu bir maç diyelim. Forvetlere geçelim. Cornelius'u hemen ben söyleyeyim uzatmadan. Trabzonspor'dan zaten bahsediyoruz, övüyoruz. Göztepe'de tepe taklak. Bu hoca değişikliğinin de çok fazla sonuç vereceğini düşünmüyorum. Cornelius da bu hafta mutlaka alınması gereken isimlerin başında yer alıyor benim için. Diğer iki tercihim de Adana Demirspor ve Hatay'dan olacak. Biraz güneye git dediğimiz gibi bu kar yağışlarının da etkisi oldu benim bu tercihlerimde ama galibiyete de yakın isimler esas. Hatay ve Antep, Adana Demirspor pardon. Bunların en etkili forvetleri El Kabi ve Mario Balotelli. Zaten sen de bu isimleri tercih etmişsin. Bu haftanın Diouf genelini... çok pahalı bir de yani Diouf'a para yetmiyor. El Kabi formda zaten. Diouf'tan evet. Çok El Kabi atıyor. O yüzden Diouf'u almaya da gerek yok. Kötü goller kaçırdı bir de Diouf son maçta ya. Penaltı atıyor diye alınabilir de şimdi 1'e 10, 1'e 7.5. El Kabi daha mantıklı. Evet. El Kabi daha mantıklı. Benim tercihlerim böyle. Cornelius, Balotelli, El Kabi. Sen orta sahaya yüklendin. Bende forvet 4 tane var. Ben Kasımpaşa'ya güvendiğimi söylemiştim. Umut Bozok biliyorsun zaten, sabit. Yedekte o var. As olarak da Muleka var. Spiker çok gol aldı. Muleka diye bağırıyordu. Ben de Muleka diye bağırarak aldım hatta. Kadroma öyle dahil ettim. Muleka'nın enteresan bir saç tipi var ya. Kafası ya enteresan bir kafası da var. O attığı golde mesela vursa gol olacak, çekti. Rahat böyle bir enteresan bir adam yani. Bu haftada o rahat şeyle atar. Bir de son maç Muleka oynadı. Umut Bozok sonradan girdi. Yine attı. Ama belki ikisini birlikte de oynatabilir. Ben Umut Bozok'un sonradan girmesine de razıyım ya. O sonradan girince de atıyor. Mario Balotelli'yi aldım ben de senin gibi. Aslan Balongo oynatmaz. Balotelli oynatır herhalde bu hafta. Diğer tercih. Adana'da yapacak bir şey olmadığı için gol atsın bari. Öyle diyormuş ya. Çok fazla yapacak bir şey yok. Kebap yiyip. O yüzden gol atsın Balotelli. Samet de Balotelli ile ilgili... Deli ama iyi deli. Bize çok yardımcı oluyor falan demiş. Sevdirmiş kendini yani Adana halkına ve Demirspor'a herhalde. Diğeri de evet, Ayup El Kabi. Takım içinde sevilir ya. Çok fazla yaratacağını düşünmüyorum. Bir de iyi gittikleri için şimdi işler kötü gidince biliyorsun. Balotelli baş düşman olurdu özellikle Türkler için. Ya orada şimdi abi, şey Montella varken. Abi para alıyor. En sorun... çok parayı alıyor. Ne yapıyor abi falan. Ya Montella varken bunlar... o sorunlar daha az olur tabii. Oyuncuların yerli yabancı saygı duyduğu bir isim. Şimdi Samet Aybaba varken Balotelli'yi 90'da o zaman geçirmek için bile oyundan çıkarsa sıkıntı oluyordu. Yedek kulübesinde takım arkadaşının omzuna yumruk atıyordu falan. Şimdi Balotelli de Montella yapınca bir şey demiyor. Samet Akaydınız falan zaten yani Montella'ya elini öptü lazım yani. Başka yapacağı bir şey yok. Bolu öğretti benim. Aynen öyle. Yani yabancı hoca ama Türk futboluna katkıları ortada. Neyse o konulara giremiyoruz. Daha böyle yabancılar gelsin. Öyle derler ya. Yabancının iyisi gelsin. Böyle yabancılar gelsin. Öyle derler eski topçular. Yabancı oyuncu sevmezler. İşte Alex, gelirse Alex gibi, Hacı gibi olsun falan derler. Bunları altı çizili konuşalım. Altı çizili de Koç. Mustafa Koç'la beraber konuşalım. Konuşmadığımız maç var mı? Sen, asıl derbiyi konuşmadık seninle ya. Galatasaray Beşiktaş neyini... maçını konuşmayacağız. Hangi maçı konuşacağız seninle? Derbi neyini konuşacağız ki? Yani maçın önemi yok. Yani iki takımın da iddiası yok. Şampiyon belli. Yani Beşiktaş'ın neyin derbisi var Avrupa yani? İçin? Beşiktaş'ın kazanması lazım. Ya, yani benim için çok bir şey ifade etmiyor. Bugün arkadaşlarla da konuştum. Yani önceden yalandan da olsa bir derbi heyecanı, bir şeyi olur. Yani lig bitmiş, takımın durumu ortada. Galatasaray'ın zaten Barcelona maçı var. Sizin arasında yani bile evet, o çok kötü oldu Galatasaray için. Durumu da yok. Beşiktaş için de heyecan yok. Garip bir derbi. Pazartesi akşamı. Zaten pazartesi akşamı derbi sevmiyorum. Ya şöyle oldu. Ben seviyorum pazartesi maçlarını da. Şöyle olsa bir de iyi olurdu. Mesela Beşiktaş lider olsa ya da Galatasaray lider ikinci falan iddialı olsa... Şey oluyordu, rakibi için de ona bir çelme takmak, ona karşı aynen, bir iddialı diğeri iddiasız olsa
bir çelme ihtimali olur. İkisi de iddiasız olunca yani hiç al gülüm ver gülüm ne olacak yani. Hatta şey şöyle ya mesela Galatasaray'ın Barcelona maçları olmasa Galatasaray için de şey olurdu. Ya bir Beşiktaş derbi galibiyeti camianın psikolojisini düzeltelim falan. Ama iki Barcelona maçının arasına girdi. Yani o da çok kötü oldu. Şimdi herkesin aklı Barcelona'da işte aman fark yemeyelim aman rezillik olmasın. O aklı orada insanların. Beşiktaş maçı biraz şimdi Perşembe günkü Barcelona maçından sonra sıra gelecek ki orada da haberde okudum. Galiba Türk Hava Yolları Barcelona uçuşunu iptal etmiş dönüş uçuşunu Galatasaray'ın. O öyle sıkıntılar da var. Yani ilginç bir derbi olacak. Hazırlık maçından hallice olacak. Şimdi Beşiktaş Başakşehir'i son maç yenseydi üçüncülük hatta ikincilik yarışında iddialı olacaktı ama şimdi biraz geriye düştü. Bu maçı da kazanamazsa zaten çok zor işi. Çünkü çok takım var orada da. Alanya, Adana Demir, Hatay kazanarak geliyorlar. Başakşehir, Konya zaten. Çok takım var ama Beşiktaş dediğim gibi yani maalesef kötü takım. Yani zor gol atıp kolay gol yiyen takım. Kötü takım genel itibarına bakmaksızın. Beşiktaş da bu şekilde bir şekilde yiyor. Gol atamıyor. İşi çok zor. Hani Galatasaray ne kadar iyi dersen evet Galatasaray da iyi değil ama kör topal bir maç bizi bekliyor yani. Hiçbir şey vaat etmiyor benim açım. Evet yani şey olay falan da çıkacağını zannetmiyorum. Bir Galatasaray bir Fener maçı vardı ya, iddiasızken büyük kavgalar çıkmıştı Ali Sami yani şu Lincoln'le Carlos sarılıp izlediği. Ama şu an yani o maça oyuncuların önem vereceği bir durum da yok. İkisinin de öncelikleri farklı olduğu için işte Galatasaray'ın Avrupa Beşiktaş'ın zaten farklı şeyler iddiasını kaybettiği için. Onun için ilginç bir maç olacak. Yani Galatasaray iç sahayla bir baskılı başlamaya çalışabilir ama bakalım neler olacak ya. Yani benim de bir heyecanım bir beklentim yok o maçla ilgili. Konuşmadığımız başka maçlara bakalım istersen. Kayseri-Konya maçı var. Ben Kayseri'den oyuncu almayı düşündüm. Tiam'ı alıp hatta çıkardım kadrodan. Konya Spor'da ters. Bir de Kayseri'nin iddiası kalmadı artık. Artık Kayseri'nin umudu kupada. Ligde de rahat bir konumda. Son maçı kazansaydı Avrupa'da da iddiası olurdu da Avrupa yarışından da düştü. Yani Konya Spor kazandı ya o maçı. Onun dışında da bahsettiğim maç olmadı. Diğer maçların hepsinden bahsettim. Sen hava durumlarından bahsettin. Hepsinden yani senin bahsetmediğinden ben bahsettim. Benim bahsetmediğimden sen bahsettin. Yani ilginç şey bir hafta ama tercih yapmanın zor olmadığı bir hafta. Hep tersini söylüyordum. Yani çeşitli imkanlar tanıyor. Galatasaray-Beşiktaş maçı dışında hep tercih yapılabilecek maçlar bence. Oyuncu tercihi. İşte kar yağışını da göz önünde bulundurmak lazım. Bakalım. İptal olan maçlar olmazsa evet aşağı yukarı benzer tercihler görebiliriz. Evet diyorsan tamamlayalım yavaş yavaş. Barış'cığım bu haftalık bu kadar diyelim. Ağzına sağlık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ ol. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Hoşça kalın.